Mustafa Bey stüdyomuza. Mustafa Demir, hoş geldiniz. Hoş bulduk abla. Malatya'dan geliyorsunuz, evet, programa. Evet, Malatya'da geliyorum. 16 yıllık hayat arkadaşınız Fazilet Hanım var. 3 çocuğunuz var, 9, 11 ve 13 yaşlarında. Evet, doğru. Bir ayrılık sürecindesiniz. Bu ayrılık süreci nasıl geldi? Ayın 28'inde hanımım evi, Mayıs 28'inde hanımım evi terk etti. Orhan Mamal adında bir şahsa kaçtı gitti. Hı hı. 3 çocuğu bana bıraktı. Çocuklar ufak yani. 9, 11, 13 yaşında. Evet. Yani kız çocuğunun inanın ki derdini çekmek çok zor. Yani büyük olanları kötü idare ediyorum ama kız çocuğu idare edemiyorum. Yani ya bir kız olan daha iyi bilir, ben de daha iyisini bilir. Çünkü kızın istekleri, kızın dertleri başka oluyor. Onun için yani eğer kendisi çocuklarla arıyor, tamam anne diye arasın, ben bir şey demiyorum ama gelsin bu çocuklar beni yani yaptı bir kötülük, hata yaptı. Biriyle kaçtı. Evet. Kaçtığı kişi kim? Orhan Mama anasının amcasının oğlu. Akrabası bir evet. De. O kişiyle beraber mi yaşıyor? Şu an o kişiyle beraber yaşıyor. Yaşıyorlar. Siz her şeyi biliyorsunuz. Her şeyi biliyorum. Boşanma davası açtınız mı? Yok, kendisi açmıştı. Gitmeden, kaçmadan 2 gün önce boşanma davası açmış. Şayet boşanma davasına vazgeçti. Boşanma davası iptal oldu. Şu an boşanma durumumuz yoktur yani. Siz açtınız mı? Yok, ben açmadım. Ben sadece nafaka da açtım. Bir de tazminat açtım. Nafaka davasına da... Manevi mi hani? Evet, manevi. Sen beni bu evlilik içerisinde üzdün, incittin, kırdın. Çocuklar mağdur ettin. Başka biriyle birlikte oldun diye evet. Manevi tazminat davası açtınız. Boşanma niyetiniz var mı? Boşanma niyetim yoktur. Çocuklarım annesiz yapamıyor. Çünkü inanın ki zor gerçekte. Hiçbir ailem yoktur. Yani benim arkamda kimse yoktur. Allah Teala hariç. Yani bu tek geldiyse buraya geldi kararımla, çocuklarımın kararıyla ben buraya geldim. Hiçbir kimse bana destek olmadı. Bugüne de hiç olmadı. Yani telefonuma dahi bile destek olan kişi olmadı. Siz Allah razı olsun. Beni buraya çağırdınız. Yani inşallah... Ne olursa olsun, ne yaparsan yap. Geri dönsün çocuklarla. Çünkü çocuklar kendisini seviyor. İnanır mısın? Bak dün gece öğrenmiş benim şehitliğimi, buraya çıkacağımı. Beni aradı gece. Telefon... Bana hem aşırı derecede tehdit etti. Seni ve aileni... Kim ediyor? Hanımım etti. Seni ve aileni yakarım dedi. Çocuklarını yakarım dedi. Aramış çocukları okula... Çocukları yakarım derken kendi çocuklarımı yakarım. Evet. Başka kim var ki? Aramış çocukları, babanın madem İstanbul'da siz okula gitmeyin demiş. İnanın çocuklarım şu an okula gitmedi. Bugün derse girmediler. Annelerin sözünü dinleyemiş çocuk. Ben ne yapacağım bir şey kalmadı. Yani ne yapsam boş. Çocuklar anneye inanıyorlar. Bana değil, anneye inanıyorlar. Anne giderken çocuklarını niye almadı? Orhan Maman herhalde kabul etmedi ve kaçarken götürmedi. Yani kaçarken inanır mısın ağlayarak gitti. Ben yoğurdum evde, ağlayarak gidiyordu. Çünkü bana telefon etti. Gel çocuklara bak. Hem çocuklar ağlıyordu, hem kendisi ağlıyordu. O şekilde gitti. Ama boşanma olduğu için ben gidip yolda kendisini döndüremedim. Çünkü bana polis engel koydu. Affedersiniz, yine dava serbesttir dedi. Bundan sonra bir şeye karışamazsın, yakın olamazsın dedi. Ben de daha bir şey diyemedim ve geri dönmek zorunda kaldım. O evde yine beraber mi yaşamak istiyorsunuz? Çocuklarla beraber. Ben sırf çocuklarımın için, hatırası için her şeye katlanmak zorundayım. Çünkü arkamda kimsem yoktur. Eğer ben ölürsem, yemin ediyorum ölürsem çocuklarıma sahip çıkacağım. Bir Allah'ın kulu yok. Ne ailem var, ne şeyim var. Yani inanın ki çok zor durumdayım. Anne çocuklara baksın. Baksın. Gelsin, yani bana eş olarak kabul etmiyorsa bile gelsin aynı evde çocuklarla bakarsın. Ama o adamı yanına götürmesin. Ben istemiyorum bu adamı. Eşiniz telefon attığında. Fazilet Hanım merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Orhan Maman'la beraber mi yaşıyorsunuz eşiniz iddia ettiği gibi? Hayır. Hayır. Evet, Yıldız Maman'la yaşıyorum ben. Yıldız Maman kim? Bakın, onun bunun dediği değil. Bak ben bir saat önce mahkemeden geliyorum. Tutuklama emri çıkacak diye polis... ...üzerime yığdı. Adamlar ben borcu ödeyemiyorum, beni peşime düştüler. Ya, icra dolayısıyla. 26... Her şey benim üstüme yığdı zaten. Şimdi evi terk etme sebebiniz Orhan Maman mı? Hayır. Yani... 28 Mayıs'ta çocukları bırakıp gitmişsiniz. Eşiniz böyle anlattı. Dahil evde bak kızım gördü şahit. Beni boğacaktı, kızım geldi, kızım bağırınca bıraktı. Sonra da yetmedi, ben eve döndüm.
Ben başkası gibi yapmadım. Çocuklarım için eve döndüm. Ama ne yaptı? Ben sabah uyandım, kendisi evde yok. Hı-hı. Erkenden kalkmış. Önce amcama, sonra anneme gitmiş. Söyleyin kızınıza bir... Boşasına sunduğu resimlerle ilgili ne söylemek istersiniz? Efendim? Siz bir boşanma davası açmışsınız. Sonra evet. Orada gideri yatırmamışsınız ama o dosyaya Mustafa Bey sizin beyefendiyle olan resimlerinizi delil olarak sunmuş. Bak benim oğlum epilepsi hastasıydı. Her şeyi araştırıyorsunuz. Akşama kadar zaten ben o programı izliyorum. Gidin Ankara Hastanesi'nde var. Bizi tamam Orhan Hastane'ye götürdü. Oğlumun peşinde Orhan Koç'ta hastaneye gittik geldik. Orada Malatya'ya dönüşte çekilen resimlerdi. Şimdi bir resimler vardır. İki akrabanın, iki yakın arkadaşın çekildiği boyutta resimler. Bir de bazı resimler vardır. Böyle daha tensel temasın yakın olduğu, o aradaki duyguyu anlatan resimlerdir. Bu ikisinin arasındaki farka eminim biliyorsunuz. Ya bak ablacığım. O adam beni bunca zamana kadar bak ben... Aramızda dünya kadar yaş farkı olmasına rağmen bana sürekli ben seni ailemin zoruyla aldım. Tabii, bir şey anlatayım mı? Tabii. Abla yalan silik. Ben açıkça konuşacağım. Bu adam benim evime geldi. Şubat'ta geldim ki beni ayağını... Ben yani anlatmak istemedim ama silik iyi gerçeği anlatayım. Şubat'ta evime geldi. Ayağı kırılmış, tahlil almış dedi. Bunu götür dedi hastaneye. Ben bunu bir gün götürdüm. İkinci günü gene götürdüm. Rapor alacağım adama. Adam dedi ki sen git... Ben eve gideyim, ayakta duramıyorum. Sen eve git. Ben eve gidiyorum, sen arkamda raporu al gel. Ben bunu anlatmayacaktım ama madem kendisi bunu istemedi, ben anlatacağım her şeyi. Ha, raporu aldım, geldim. Saat 2'deydi, çocuklarımın yanına gittim. Çocuğumu alam okula, gel de okula gelmişti. Gittim çocuğumu aldım, eve geliyordum. Eve geldim, adam yatıyor odada. Kaldırdım, kaldıram dedim, koymadı. Avrat geldi, beni kapı koluna dışarı attı. Dedim ki ne var dedim koymadı dedim. Yahu kahar dedi. Ben bizim odanın çıkışta bile şey var. Balkon camı var. Balkon camında yani ben bunları kimseye anlatmadım. İlk kez size konuşayım. Eşiniz fotoğraflarla ilgili dedi ki fotoğraflar normal. İki adam, tanışan insanın. Yatakta yatıyor benim evimde. Çekildiği fotoğraflar dedi. Siz evde Orhan'ı gördünüz mü? Evet. Yani? Orhan geldi benim evimde yarı cırmak yatıyor diyor. Ben geldim yakaladım bu şekeri. Biraz evimde yarı cırmak ne yatıyor? Benim tanımadığım, bilmediğim adam senin evine yarı cırmak yatabilir mi? Fazilet Hanım. Bunlara ne diyor? Beni, abla, beni bu dosyayla tehdit etti. Bu dosyayı bir incelerseniz çok iyi olur. Nedir? Bu dosya, kendiniz belli bir tarihte sevdiği bir tane adam vardı. Oğuz Karabay adında. Ben bunları söylemek istemedim. Benim kızıma yani... Anlatamayacağım abla. Gel anladım. Bir bakın. Yani bu tamam dosya... alıp bakacağım. Fazilet için... Hanım eşiniz... Çocuklarımın hayatını karartmaya izin vermem. Bak uzat dur kızım daha sonra dedim. Tamam. Uzat dur dedim. Sen açtın bu dosyayı bana. Eşiniz sizinle mi ilgili şikayetçi oldu? Ne? Sizinle mi ilgili şikayetçi oldu? Evet. Çocuklar da sizin yanınızda mı? Çocuklar benim yanımda. Şu an hala ben bıraktı gitti. Peki Fazilet Hanım yani fotoğrafların dışında eşiniz Orhan Bey'le sizin evinizde bir araya geldi mi? Ay nasıl soracağım da bilmiyorum yemin ederim. Terbiyesiz bir şekilde anlatıyor. Anlattığı kadar anlattım. Ne mal olduğunu zaten biliyorum ben. İstediğini anlatıyorum. Bayan iyi olsaydı bu çocukları bırakmazdı. 6 aydır ki çocukları bırakmışsın. Çocuklarını niye bıraktın? Sen niye benim çocuklarımı şu an sana emanetle sana teslimde? Niye evde tek başına bıraktın çıktı? Güveniyor musunuz çocuklara? Bakar mı? Şimdi buraya gelmeseydi çocukların yanında olsaydı Mustafa. Çocuklara sahip çıkar mı? Babalık yapar mı? Bakardı. Bakar mı? İyi bir baba mıdır yani onu merak evet, ediyorum. Evet o yönde iyi babadır. Şey yani korur mu kollar mı? Yok kollar. Hiçbir kollar. Şekilde zarar gelsin çocuklarına zarar gelsin istemez. Yani çocuklara biri zarar verecek olsa böyle pençe gibi. Asla. Anladım. Asla. Peki o güvendiğiniz için çocukları babaya bıraktınız. Evet. Orhan Bey ile ilişkinizi neden reddediyorsunuz? Yani onu soruyor. Diyor ki ben zaten görmem gereken her şeyi gördüm. Diyor ki zaten diyor ne yaparsa yapsın ben barışmak istiyorum diyor. Size barışma teklifinde bulunuyor. Siz kocanızla barışmak istiyor musunuz? Barışmak mı? Başta olmuş olsaydı ben eve döndüğüm zaman barışırdı. Kalkıp milletin içinde rezil etmezdi. Rezil etmişim ben de. Bana boşanma davası açıyorsun, şey diyorsun. Ben ne rezil etmişim? Sen Orhan'ı uzaklaştır diyorum. Hala Orhan'ı telefonunu bırakmıyorsun ya. Orhan'ı telefonunu bırak bir kere Orhan'la konuşma ki. Ben de inanam sana.
Orhan'ın telefonu ne diyor yani? Bu kadar bir şey yani. Ya Yıldız sen diyorsun ki Ankara'ya benim kız kardeşim yani. Bağlasın kız kardeşim görsün, öğrensin her şeyi. Bana anlatmadı. Yıldız Hanım, bir de hastane dönüşü çekilen resimler dediniz ama tek bir mekanda değil ve hastane ya dönüşü... Hayır. Ablam, Ankara'da hastane bir çıktıktan sonra Malatya'ya dönürken nasıl diyelim, Ürgüp yolundan geldik. Ama bakın o resimlerde siz halıcıya gitmişsiniz, yöresel kıyafet... Evet, hayır. Yani birden fazla zamanda çekilmiş resimler... Bak, Malatya'ya kadar yol üstündeki bütün şehirlerde çocuklar yanımızda zaten. Çocukları gezdire de getirdim. Neyi gezdirdin? Zonguldak'a, Ereğli'ye gittin. O ne diye demiştim? Tatile gittin. O tatile diye demiştim anlatsana. Çocuklar kapıştı. Onu sen gönderdin. Yapma ya. Yapma bunu. Onu sen gönderdin. Ben gönderdim de ben demedim ki Orhan'ı çağır yanına. Senin haberin yok. Sen kendin göndermedin mi adamı yanına? Ben adamı yanına sen göndermedim. Sen göndermedin mi? Ben götürdüm. Affedersin, ben sana güvendim diye sen... Şimdi... Mustafa, bunu mu yapmak lazım mıydı? Mustafa, bak ha. Senin ne olduğunu ben de iyi bilirim. Senin akrabaların da senin ne olduğunu biliyor, ailen de ne olduğunu biliyor. Bağlansın ne oldu? Bugün senin yüzün, eğer ailen beni terk ettiyse, senin o iki maldaki olaydan dolayı terk edildim. Ailem o yüzden arkamda yoktur. Tamam mı? Ben bunları aşmak istemiyordum. Ama sen istiyorsun. Ben istiyorum ki sen çocukların başına gelesin. Ben... baktım ki oradaki herkes yardımdan faydalanıyor. Sen yine çiftliğine nasıl hekim adı o sırf devletten yardım almak için benim üstüme o lekeyi bıraktıysan aynı şeyi de tekrar yapıyorsun. Yani şu benden yardım talebinde mi bulunuyor? Konuşacak başka bir şey bulamadık. Haklısın. Orhan da size yardım ediyor muydu? Para anlamında destek oluyor muydu? Nasıl ama, yani? Ve... yani? Orhan sana ya da kocana maddi anlamda destek oluyor muydu? Her şekilde kendisine yardımcı oldu. Abla yalan söylüyorum. Mustafa Bey, Orhan Bey size maddi destek sağlıyor muydu? Tamam, gönderdi ama ben geri iade ettim. Bakabilirsin, kredi kartlarımı kontrol edebilirsin. Kaç lira vermişsen ben ona geri sahibi gönderdim. Peki şunu merak ediyorum, bu Orhan senin sürekli görüştüğün bir insan mıydı? Sürekli görüşmüyordum. Evinize gelip çıkar mıydı? Eve geliyordu. Çünkü ailesi akrabası ha. Evet. Onun için ben dedim ki bunlar en son dedim ki bu ne biçim iş dedim. Böyle yakalanırsa benim akrabamla konuşmayacak mıyım? Yani akrabası bir kere senin evinde açık yatar mı? Şimdi Fazilet Hanım, Orhan Bey size destek olurken maddi anlamda ne diye veriyordu bu paraları? Yani siz mi istiyordunuz, kocanız mı istiyordu? Kendisi istiyordu. Bak hatta bile bana baktı. Ben ayağım sakat olmasına rağmen evde oturuyorum, ben çalışamıyorum, bana git çalış diyor. Bana destek çık, borçlarımı kapatayım diyor. Çalıştı, kaç gün çalıştı? Ne zaman çalıştı? Mustafa Bey, asıl sadede gelirsek gelelim. Ne kadar kıyamet koparsa kopsun, ne yaparsa yapsın, siz ne görürseniz görün. Neye şahit olursanız olun. Karınız Fazilet'e ne diyorsunuz? Ben diyorum ki çocuklar üstüne gelsin. Ben her şeye razı oldum. Bugünlere kadar yaptığı hataların hepsine razı oldum. Gel çocukların başına, yeter ki çocuklar anasız koyma. Gerçekten zor. Bir kız çocuğu var. Ben senin yüzüne bakarsam sen babam benimle konuşmuyor senin yüzünde ya. Senin yüzünde benimle kimse konuşmuyor. Babam da hangi zaman arıyordu ki şimdi de bugün araya? Senin baban mı senin var? Senin yüzünde arıyorlar zaten. Sen de anan seni yolladı bu hale. Ne dedi? Kızım sana namus lazım. Çocuk lazım değil dedi. Gider yere bir tane yaparsın. Yaptın işte. Çıta gelsene buraya. Programa gel. Görüşelim. Barışmak istiyor musunuz kocanızla? Asla. Asla. Öyle bir şey yok. Ve o resimleri bir an önce oradan kalkmasını istiyorum ben. Peki. Çünkü benim rızam yok. Ya bilmediğiniz çok şey var. O kendini orada ne kadar yırtarsa yırtsın. Valla Fazilet Hanım şu bir gerçek ki bu fotoğrafların buna olması ya da sizin böyle bir gönül ilişkinizin olması tabii ki bu evliliğe çok zarar veren bir şey. Sizin hatalı olduğunuzu gösteriyor. Ama karı koca arasında inanın karşılıklı sorunlar konuşulduğunda sadece bir tarafın haklı olması gibi bir durum söz konusu değil. Her iki taraf da aynı derecede hatalı davranmış olabilir. Değil mi? O da yetmemiş ya. O da yetmediği halde ben çalışmadım halde gitti bana tazminat davası açtı ya. Ama bunu açmasının bir sebebi var. Ne? Ne? Ben söyleyeyim. Çünkü çocuklara beni kaldırdı, beni bu hale getirdi. Ben tazminat davası açmasam ne açacağım? Adamla bir oldu. Adama çok konuşuyorsun ya. Adam bana benim yerimde. Yetmedi. Bak, bir dakika, kes sesini. Yetmedi ki bana tehdit etti. Ya ne biçim bir insansın sen ya? Adam bana tehdit etti. Usluğu bana şahitlik yapmadı. Adam bana yanında ya, benim yerimde bir başkası olsa evde var ya hiçbir şey bırakmaz.
biraz öne çıkardı. Ben evdeki altınlara kadar evde bıraktım ya. Akşam bana telsedin. Telefonda dinlendireyim. Açam mı? Benim hayatımla oynuyorsan, beni millete rezil ediyorsan... Hayır. O kendini düşünüyor sadece. Kendini düşünüyor sadece. Çevresini düşünmüyor. Fazilet Hanım, şunu teklif edin siz de Mustafa Bey. Ya sen hani çocuklarla ilgili sorumluluğu benim almamı istiyorsan... ...ben çocuklarla beraber kendi evimde yaşayayım. Sen o eve gelme. Biz anlaşmalı boşanalım da diyebilirsiniz. He, ben o kadar razıyım. Gidelim anlaşmalı boşanalım. Hatta dedim diyorsan kağıt da imzalayacağım. Ömür boyu da evlenmeyeceğiz. Ama çocuklara da bakacaksın, eve de bakacaksın dedim. Kabul etmedi bunu böyle bir şeye. Ne anlamadım. İşte ben çocuklarla beraber yaşayayım. Ben çocuklarla beraber yaşayayım. Hani sen çocuklara bakayım, onların sorumluluğunu alayım, evde yaşayayım. Senle boşanalım. Hani sen bizim her türlü giderimizi karşıla. Tamam. Ve biz ayrılalım. Tamam. Ama gelecek evinde yaşayacak. Orhan'ın yanında değil. Yine yapıyor. Aynı hatayı yine yaptı. Bak. İki sefer yaptı bunu. Fazilet Hanım, şunu da öğrenmek istiyorum. Sizin Mustafa Bey bir şeyleri seziyor. Öğrendikten sonra mı borç para aldı Orhan Bey'den? Hayır. Yoksa daha önceden mi? Daha önceden de. Arkadaşken yani. Size gelip kaldı mı beyefendi? Sizle konakladı mı beyefendi? Ayağı rahatsız olduğu dönemde. Evet. Ayağı bu çocuğunca ayağı silahla vurulmuş. Silah kazası geçirmiş. Güçlü güçe. Bunun psikoloji sorunu var. Ben psikolojiye de götürdüm. Raporları da var daha. Peki. Yani bu tedavi olması lazım. Bunun resmi tedavi olmazsa bu aynen bile şeyler. Peki. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Fazilet Hanım? Yok, hayır. Sadece gülmekten başka bir şey diyemiyorum ben bunu aşağı. Size güldüren ne? Yani, tebessüm ettiren kendini ne? Kendini rezil ettiği yetmedi. Beni de rezil etti. Beni o evden dışarı atmak için elinden geleni yaptı ve şu an neden oraya çıktı onu anlamış değilim artık. Ama konu sadece sizin davanız değil. Ya ben çocukların başına gelmesi için çıktım. Çocukların... Ben sana yollarım, sen anlamıyorsun. Sen o adama yalvarınca, o adamı yalvarmasını dinleyeceğine çocukları arayın, çocuklarla görüşün. Çocuklar nereye biliyor musun? Anne biz sen gittikten böyle daha mutluyuz, artık kavga yok, gürültü yok diyor. Yani baba ile çocuklar huzurlu mu yaşıyormuş? Evet. Ya şimdi babası bana çarptığı zaman ben şimdi kızı getirip çocukları dövüyorum. Ha. Peki sen evden gidince çocuklar tabii ki şiddete uğramıyor. Kendilerini güvende ve sağlıklı mı hissediyorlar? Evet. Aynen öyle. Bak benim oğlumla kızım bana diyor ki anne diyor sen gittikten beri diyor, mutluyuz diyor. Kavga yok artık, gürültü yok diyor. Okula da baba yani çok özür dilerim yani. Şu çok önemli. Sen iyi ki kendi kendine şey mi diyorsun? Bak çocukların ruh sağlığı için iyi ki ben o evden gitmişim. Bir yanda çocuklarım için seviniyorum. Baba o şiddet uygular mı? Yok, o yapmaz. Zarar verir mi yani? Hakaret eder mi? Vurur mu? Hayır. Yapma. Bir tek siz mi çocuklara şiddet uyguluyordunuz? Babası benim üstüme çok gelirdi. Ailesiyle bir olurlardı. Her seferinde farklı farklı hakaretler duydum. Örneğin biz kiradaydık. Kendisine dedim ki... Yani siz de bütün öfkenizi vardı, çocuklara mı yöneltiyordunuz? Evet. Abi peki, ama arabası vardı. Aldı abisine şimdi, verdi. Dur ben onu sormuyorum. Şimdi senin kavga ettiğin Mustafa. Mustafa'ya şiddete karşıyım ama şunu öğrenmek istiyorum. Niye öfkeni Mustafa'ya değil de çocuklara yönlendiriyordun? Başka hıncımı çıkartacak kimse bulamıyordum. Yani çocuklar zayıf ve güçsüzler değil mi? Biraz öyle. Yani sana karşılık veremezler. Hem çok seviyorlar hem de öyle. Ben de öldüğüm zaman sana karşılık veremedikleri için de ve güçsüz bir varlıklar olduğu için de senin öfkeni boşaltman için onları dövmen sana seni rahatlatıyordu ve normal geliyordu. İnşallah o elleriniz bir gün kırılır, biliyor musunuz? O çocuklara kalkan elleriniz. Bir de bunu marifet gibi söylüyorsunuz. Ya şunu söyleyen biriyle aynı evde yaşamak istenir mi ya Mustafa Bey? Haklısın abla ama çocuklarımı anlatamıyorum. Çocuklar şimdi... sen yoksun anne, çok huzurluyuz diyormuş. Biz ya babamla güvendeyiz diyorum çocuklar. Bu insanla bak, bir daha aynı ortama gelin. Bir de çocuklar diyorsun ayın 20, ya. 16'sı, 17'sine duruşmamız vardı bu ayın 17'sine. Mustafa Bey, çocuklar anne sen yokken dünyanın en mutlu insanıyız biz diyormuş. Ya diyor da çocuklar senin yanında güvendeymiş. Abla.
Sen çocuklara iyi bakıyor musun? Anne onları dövüyormuş. Evet. Sen ne istiyorsun? Gelsin Fazilet yanımda olsun ama çocukları da dövsün. Biz aile ya olalım. Çocuklar dövse demiyorum ben. Çocuk, bak bugün ben buraya geldiysem, o çocuğa orada tek bıraktıysam, o çocukları ananın verdiği eğitime göre ben bıraktım. Ana eğitim güzel veriyordu. Ne eğitimi ya? Ya nasıl eğitimi? Çocuklar en azından disiplinli bir şekilde okula gitme. Korkudan Mustafa Bey dövüyor, dövüyor. Dövüyor, okula gönderiyor. Korkutuyor, okula gönderiyor. O çocukta disiplin olabilir mi? O çocuk yarın gün öbür gün annesi gibi bir evlat olacak. Orada sen haklısın. Evdeki korkuyu... Evet. O yaratılan ortama disiplin sanıyorsun. Disiplin böyle bir şey değildir. Disiplin nedir biliyor musun? Bir çocuk tek başına kendi sorumluluğunu alabiliyorsa, bir uyaranı olmadan, kimse onu uyarmadan ödevini yapıyorsa, ne bileyim yatağını örtüsün, çok basit şeyler ya. Bunları yapabiliyorsa o çocuğun iç disiplini vardır zaten. Bu da sevgiyle olabilecek bir şey. Bir çocuğa vurarak her şeyi yaptırabilirsiniz. Korkutarak her şeyi yaptırabilirsiniz. Haklısın orada abla ama işte çocuklar tek kalıyor. Mesela ben işe gidiyorum. Ben özel sektörde çalışıyorum. Gece gittiğim zaman bu çocuklar tek kalıyor. Benim arkamda kimsem yok. Sırf kimsem olmadığı için bunun peşine düştüm geldim. Yoksa çocuklar bir kötü az bulur az yer, çok bulur çok yer. Yani bu mesele değil. Evde kimse yok. Çocuklarım Allah göstermez bir şey olsa çocuklar ortada kalır. Benim demek istediğim bu. Anası en azından sahip çıkacak bir ana. Çocukları atacak bir ana değildi. Bu sırf Orhan Maman kafasını bunaldırdı. Her şeyi yaptı. Ama bakın diyorsunuz ki Orhan Bey'in de hükümlüymüş sanırım. Sizin evinize geliyor. Evet. Çocuklar için uygun mu bu? Yani cezaevine girmiş çıkmış birisi, hükümlü birinin ya evinize gelip... Ya ben hükümlü önce olduğunu bilmiyordum. Siz de araştırın beyefendi biraz evinize gelip. Ya siz akrabası... zaten ilişkiyi önceden biliyorsunuz. Görümceniz... şeyden kız kardeşinizden öğrenmişsiniz. Ama kız kardeşinden soğuldan öğrendim. Gözünüzün önünde şiddet görüyor çocuklar. Kız kardeşine soğulu. Şuna karar verin. Siz eşinizi çocuklarınız için mi istiyorsunuz, kendiniz için mi gelsin? Ben sırf çocuklarım için istiyorum. Ben kendim için istemiyorum. Ben diyorum ki bana avrat olarak ki, bak, eşiniz diyor ki ben dedim bu eve gelmez Mustafa, ben çocuklarla oturayım mesela. Onu kabul etmemişsiniz. Ben kabul ettim. Gelmedi ki. Öyle bir şey demedi abla. Öyle bir şey dese ben niye kabul etmiyorum? Çocuklarla bak. Şiddet uygularken şahit oldunuz mu? Size ben, mesela sinirlendi. Ne yapıyor? Ben şahit oldum dersem yalan söylerim. Ha bir şey iş yani ders mers yapmadan zayıf getirdiği zaman kızdığını biliyorum. Ama yok ben gördüm böyle duyduğunu veya şile ettiğini dersem ben yalan söylerim, günahı almış olurum. Fazilet Hanım. Evet. Orhan Bey ile ilgili tüm iddiaları reddediyorsunuz ama onun bir yakınının yanında kaldığınızı, Yıldız evet. denilen kişinin yanında kaldığınızı söylüyorsunuz. Ama evet. ihbar hattına gelen bilgiler de bunun aksini iddia ediyor. Nasıl yani? Tam tersi, sizi beraber gördüklerini, bir arkadaşlığınız olduğunu iddia ediyorlar. Ya abla olur olmaz. Olur olmaz. Bu adam zaten beni kapıya koymadan önce bunları düşünecek de. Ya o kapıya koydu öyle diye mi? Öyle gitmem için orada iki haftayı burnunda kan gibi getirdi. O kapıya koydu diye mi Orhan'a sığındınız? Koymasaydı, bu kadar çok seviyorsa çocuklarına, ailesine değer veriyorsa niye kapıya koymak için uğraştı? Niye beni amcamın yanına gidip de aşağıladı, rezil etti? Ben Orhan'dan vazgeçmem için gittim. Ha, Orhan'dan vazgeçecek diye. Orhan'dan vazgeçsin diye yaptı diye. Orhan akraba, akrabaya söyledi mi? Bu adam neye geldi dedim. Hazret Hanım bir durumun farkında mısınız? Ne olursa olsun dön diyor. Yani bu adam sizi niye kapının önüne koyuyor? O adamla bir evde bir asla yaşanmaz, yaşanmaz. Yaşanmaz. En uygunu asla yaşanmaz. Bilmiyorsunuz yaşanmaz. En uygunu bu evliliği bitirmek mi? Ya bak boşama davası açtım. Sırf hiçbir yer bilmediğim için, cebimde para olmadığı için, harcını yatıramadığım için boşama davası düştü ya. Çocukların yanında olma teklifini yapmıyorum ama çocuklara baksın dediği teklifini ısrarla söylüyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Dün ben çocuklarımı arıyorum, babanız nerede diyorum, kendisi durum paylaşmış. Anne babam işe gitti diyor bak. Nasıl babanız işe gitti diyorum. Baban yazmış ben İstanbul'a gidiyorum diyor. Çocuklara yalan söylemiş ben işe gidiyorum diye. Böyle bir sorumsuzluk olamaz ya. Yalan söylüyor. Çocuklarım hepsi haberi var. Ben buraya geldim de.